Batı Karadeniz'in tek Türk Sat Uydu kanalı ve Anadolu'nun ekranı BRT TV stüdyolarında haber merkezimizce hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerin karşısındayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir dedi. Sayın Cumhurbaşkanlarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Ercan Havalimanı yeni terminal ve pistinin açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sizleri şahsım ve Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ercan Havalimanımızın yeni terminalinin ve pistinin açılışını sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının baki olduğunu, dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum. 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı 20 bin metrekarelik terminal binasına, 34 bin metrekarelik otopark alanına ve 2755 metre uzunluğunda ana piste sahipti. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binası ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşmuştur. Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı 2755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim, daha modern ve kapasiteli terminal binası turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibariyle Ercan Havalimanı Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Evet, hazır mıyız? Ercan Havalimanımız Kıbrıs Türklerine, tüm milletimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah önündeki engelleri de bir an önce kaldırmaya muktedir olmayı Rabbimizlere nasip etsin diyor. Ve bugünün anısına makasları da hatıra olarak kordeleyi kesenlere takdim ediyoruz. Ya Allah, bismillah. Değerli konuklar, Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar
Ercan Havalimanı yeni terminal ve pistinin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Çay Cuma Belediyesi organizasyonunda Çay Cuma günlerinin dördüncüsü düzenleniyor. Çay Cuma'nın ilçe oluşunun yıl dönümünü kutlamak, yaz tatilinde gurbetten memleketine gelenlerle kaynaşmayı sağlamak amacıyla yapılan program Çay Cuma Belediyesi'nde açılan Atatürk resimleri sergisiyle başladı. Programa Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Bakacakadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Belediye Meclis üyeleri, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Resimleri Sergisi küratörleri Mete Arif Tokmak, Figen Ramazanoğlu ve Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın konuşmasının ardından Atatürk Resimleri Sergisi'nin açılış kurdelesinin kesilmesiyle 4. Çay Cuma günleri start aldı. Bir sergisi var. Bunu daha da büyüterek umarım ileriki yıllarda devam ettiririz. Değerli dostlar, ben öyle ufuk bir hitap sevmiyorum. Unutulanlar oluyor sonra. Çok birbirinden değerli hemşerilerim ve çok birbirinden değerli sanatçı dostlarımız. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Çay Cuma günleri için bir aradayız. Bunun başlangıcındayız. Adına festival diyemiyoruz. Daha henüz bir festival sözcüğünü kullanmakta biraz tereddütlü davranıyoruz. Adına Çay Cuma günleri dedik ve bunun da meydana gelme gerekçesi değerli büyüğümüz Kemal Anadolu'nun önerisiyle 20 Temmuz 1944'te ilçe olan Çay Cuma'nın ilçe oluşunun kutlamasının yıl dönümü olarak bunu yapıyoruz. Biliyorsunuz daha önce başlattığımız ve gayet güzel giden Çay Cuma'lar buluşuyor etkinliklerimiz vardı. Onu da Mayıs başında yapıyorduk. İşte pandemiler girdi araya. Bu sene de seçim girdi. Onu yapamadık. Zaten görüyorsunuz o gündem o kadar hızlı ki neyin ne olacağı belli değil. Neredeyse bir hafta önce olan selden dolayı bu etkinliği biz acaba yapalım yapmayalım diye tereddüte düşmüştük. Ben bu büyük etkinliğe diyorum çünkü 50 tane ressamı Çay Cuma'da bir araya getirmek gerçekten çok zor. Sekiz Temmuz tarihleri arasında Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi Çay Cuma'da da etkili oldu. Çay Cuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Çetinkaya'ya sel anı ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çay Cumalar günleri bugün başladı. Güzel bir sergiyle başladı. Bundan sonraki de devam edecek. Amaç gerek Çay Cuma'da, gerekse Çay Cuma dışında Avrupa'da, Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan insanları bir araya getirmek. Evet başkanım, kolay gelsin. Siz de hoş geldiniz Osman Bey. Biz göreve geldiğimiz 2014'ten bu tarafa Çay Cuma'lı hemşerilerimizi ya da Çay Cuma ile bağı olan dostlarımızı bir araya getirmek için her Mayıs başında Çay Cumalar buluşuyor diye bir etkinliklere başlamıştık. İşte pandemiler, bazı olaylar bu işleri biraz aksatsa da sürdürmeye devam ettik. Fakat gurbetçi hemşerilerimizin Mayıs başında Çay Cuma'da olmamaları nedeniyle Çay Cuma'nın ilçe oluşunun yıl dönümünün kutlamasında bir arada kutlamak amacıyla ve gurbetçi hemşerilerimizle de beraber olmak amacıyla 20 Temmuz'larda ve bu sene dördüncüsünü yaptığımız etkinlikler yapıyoruz. Adına festival demiyoruz şu anda ama inşallah ileride festivale de dönüşür. 3 gün süren etkinlikler. Bugün biraz önce gezdiğimiz, başta Atatürk'ün birçok portresinin olduğu ve Zonguldak resimlerinden oluşan 50 tane ressamımızın bir araya gelerek oluşturduğu bu karma sergiyi hep birlikte açtık ve gezdik. Biz Çay Cuma'yı kent olarak geliştirirken aynı zamanda da Çay Cuma'yı bir kültür ve sanat şehri olarak da görmek istiyoruz. O yüzden de
bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Geçen hafta bölgemizi yakından ilgilendiren bir sel felaket oldu. Çaycuma'da büyük zararlar gördü bölgemizle birlikte. Şu anda durum nedir? Şöyle çok kısaca bir özet yapmam lazım. Artık iklim krizi dediğimiz olay günden güne kendini hissettiriyor. Fakat bu yaşadığımız olayları sadece ona bağlamamız doğru değil. Ama doğanın şöyle bir olayı var. Yanlış yapılan şeyleri belki anında müdahale etmiyor ama sırası geldiğinde, ki onu biz bilemiyoruz ne zaman olduğunu, bu düzeltmeleri yapıyor, depremle yapıyor, işte sel felaketiyle yapıyor. Şehirlerimizin şu andaki altyapıları, genel olarak bahsediyorum, bu tür olaylara çok uygun değil, hazırlıklı değil. Ben bir mühendis olarak da şunu ifade edeyim. Bizim bu yağışlarla ilgili özellikle hesaplama kriterlerimizin değişmesi lazım. Çünkü bu vurgu şeklinde gelen bu ani yağışlar önüne ne gelirse alıp götürüyor. Bölgemizde böyle bir felaketi yaşadık. 20 Haziran'da da buna benzer olmuştu ama bu bambaşka. 20 Haziran'da metrekare 110 kilo yağmur düşmüştü. Bu sefer 180 kilo. Geçen sene 27 Haziran'da da buna benzer yaşamıştık. Yani bunların sayıları da giderek artıyor. Biz yine çok şükür çevremizdekilere nazaran bu işi biraz daha hafif atlattık ama o kadar ani ve yağışla o kadar çok su geldi ki neredeyse altına su girmeyen bina kalmadı. Vatandaşlarımızın maddi zararları var ama tabii daha çok böyle kıymetli şeylerini de kaybettiler. Eşyalarını kaybettiler. Çok şükür cana bir zarar gelmedi. Bizim de altyapımız olarak çok fazla bir zarar gördüğümüz söyleyemeyiz. Ama bütün hatlarımızın yenilenmesi, temizlenmesi gerekiyor. Her taraf çamur oldu. Bunları da temizledik. Aradan işte bir hafta zaman geçmesine rağmen şimdi herhalde Çaycuma'da kimse böyle bir sel yağmur oldu demez diye düşünüyorum. Ve ben ülkemizin, şehrimizin bu tür felaketlere maruz kalmamasını diliyorum ama sadece dilemekle olmuyor. Gereğini yapmamız lazım. Hazırlıklı da olmamız lazım. Gereğini yapmamız teşekkür lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi tarafından polis evinde bugün kutlama programı düzenlendi. Dernek Başkanı Sebahattin Çorbacı, Kıbrıs şehitlerini andığı konuşmasında katılanlara teşekkür etti. Kutlama programına Karabük Valisi Fuat Gürel ile il protokolü, gaziler ve şehit aileleri katıldı. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا Saygıdeğer konuklar, bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere gazilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanlığı adına başta Başkomutanım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, silah arkadaşlarına, silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bütünlüğü uğrunda Çanakkale'de İstiklal Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta törenle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatını seve seve feda eden şehitlerimizle aramızdan ayrılan tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, onurlu bir şekilde yaşayan gazilerimize sağlık, uzun ömür diliyorum. Unutulmamalıdır ki yavru vatan Kıbrıs Türk'tür, Türk'ündür, Türk kalacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Öncelikli olarak bugünümüzü kutluyorum. Sebahattin Başkanımız çok güzel bir konuşma yaptı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bütün işleri böyle güzel görüyoruz şimdi doğrusu. Bu hususta kendisine teşekkür ediyorum. Sizleri bir araya getiren, her türlü derdimizle dertlenen, ilgilenen Sebahattin Başkanımız olarak yönetimden Türkiye Muharip Vazı'da Karabük Derdik ve Karabük Şubesi'ne bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Tekrar Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılını kutluyoruz. Tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize, tabii ki işlerinde Kıbrıs şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah onların mekanlarını cennet etsin. Onların şefaatine nail olmayı bizler nasip etsin. Tekrar gününüzü kutluyorum. Öncesine sevgi saygılar sunuyorum.
Türkiye genelindeki cezaevlerinde hükümlülerce meslek edindirme kurslarında üretilen ürünler Çorum Adliyesi'ndeki iş yurtları satış mağazasında satışa sunuluyor. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumunca yürütülen proje kapsamında Çorum Adalet Sarayı'nda bulunan iş yurtları market Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çorum LTB Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nce yenilendi. Binanın giriş katında yer alan mağazanın rafları yeniden düzenlendi. Ürün çeşitliliği arttırıldı. Meslek edindirme kurslarındaki mahkumlarca üretilen ayakkabı, süt ürünleri, hediyelik eşyalar, ev tekstili gibi onlarca çeşit ürün uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor. Bakliyat ürünlerini tamamen kendimiz üretiyoruz. Hükümlerimizin ürettiği ürünler hem kalite hem fiyat olarak yumurtayı aynı şekilde yine biz üretiyoruz ceza infaz kurumlarımız. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, ceza infaz sisteminin hükümlerini rehabilite ederek topluma kazandırmayı hedeflendirdiğini, iş yurtları mağazalarının da bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Hükümleri rehabilite etmek, tekrar topluma kazandırmak ve hükümlü ya da tutukların ceza infaz kurumlarında meslek edinmesini sağlamaya yönelik. Bu anlamda da bizim mevzuatımız ve bakanlığımızın genelgeleri, emir ve talimatları doğrultusunda Türkiye'deki tüm ceza infaz kurumlarında açık ceza infaz kurumları ve kapalı ceza infaz kurumları iş yurtları bünyesinde atölyeler ve kurslar bu tür eğitim faaliyetleri devam etmekte. İş yurtlarında üretilen ürünler Türkiye'deki bakanlığımızın izin verdiği adliyelerde ya da değişik yerlerdeki mağazalarda satışa sunulmakta. Burada temel amacımız kesinlikle ticaret değil. Hükümlerimizin meslek öğrenmelerini sağlamak, dışarıya adapte olmalarını sağlamak ve bu faaliyetler sırasında da ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması, kendilerine buradan bir gelir sağlanması temel amacımız bu. Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Bayram E idaresindeki 06RT173 plakalı otomobil Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Bayram E yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram E ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Caddeden geçerken kazayı gören Karabük Valisi Fuat Gürel, makam aracından inerek inceleme yaptı. Polislerden bilgi aldı. Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. Hastane, yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak. Samsun Şehir Hastanemiz, Samsun Canik bölgesinde 234 bin metrekare alanda toplamda 305 bin metrekare kapalı alan olarak planlandı. 648 hasta odası, 223 yoğun bakım yatağı, 16 mahkum odası, 18 kapsamlı palyatif bakım merkezi olmak üzere toplamda 1103 yatak olarak planlanmış oldu. Samsun Şehir Hastanemiz hem Samsun'a hem bölgeye hem de sağlık turizminde diğer ülkelere hizmet verecek şekilde tıbbi cihazlarla donatılarak sağlık hizmetleri planlanmaktadır. Samsun Şehir Hastanemizde tüm ana branşlar, ortopedi, göz, kulak, burun, boğaz hastalıkları, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum olmak üzere tüm ana branşlarda hizmet veren tam teşekküllü bir hastane olacaktır. Samsun Şehir Hastanemiz depreme karşı güçlendirme yapılarak 1020 adet deprem izolatörüyle güçlendirildi. Samsun Şehir Hastanemizde 40 ameliyathane, 275 poliklinik odası, 45 destek alanı, 2000 civarında otoparkı ve geniş çevresel alanlarıyla gelen halkımıza, vatandaşlarımıza, Samsun'umuza hizmet verecek şekilde planlanmaktadır. Samsun'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün otomobiliyle çarpışıp devrildiği kazada 19 kişi yaralandı. Gel. Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karayolu'nun 40. kilometresi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büşra Akyel idaresindeki 34DB2631 plakalı otomobil yolcu indirmek için orta şeritten sağ şeride geçmeye çalışan Hüseyin Medar'ın kullandığı 55C6531 plakalı Sampa fabrikasının işçileri taşıyan servis minibüsü ile çarpıştı. Jandarma!
İşçi servisi minibüs çarpışmanın şiddetiyle devrilip park halindeki 55C-6043 plakalı servis minibüsüne çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Büşra Akyel ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Volkan Aydemir, Onur Öğretmen, Samet Şahin, Yasin Erdoğan, Fatih Arabacı, Ayla Sürek, Hande Demirkan, Elif Demiröz, Hakan Boz, Olcay Sırtıkara, Sefa Balcancı, Yaşar Can Temiz, Sefa Açıkel, Mahmut Akbaş, Hacı Ahmet Cici, Emine Deniz, Murat Özkan ve Mehmet Çetin yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Samsun'da freni tutmadığı iddia edilen kepek yüklü tır yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Sürücü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Çarşamba ilçesi Samsun Ordu Karayolu Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Mustafa Bey dairesindeki 55AAG177 plakalı tır yoldan çıkarak park halindeki Mustafa Danışmaz'a ait 19ADV325 plakalı hafif ticari araca çarpıp yola doğru savurdu. Kazada araç sürücüsü Mustafa Danışmaz ile Emine Danışmaz ve Haksız Danışmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Mustafa Danışmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Tır sürücüsü Dikbik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Bir araba park halinde tekeri patlamış. Arabasına bakarken emniyet şeridinde tır arkadan geliyor, vuruyor bunları, savuruyor, alıyor bu tarafa. Arabanın köprüyü geçtikten sonra arabanın freni tutmadı. Frene bastım, tutmadı. İmdadı çektim. Arabayı sağ olmaya çalıştım. O anda panikle aracın orada olduğunu görmedim zaten. Vurduktan sonra araç ileride durdu. Kastamonu'nun Cidi ilçesinde su şebekesinin tamiri için Loç Vadisi'ndeki Debrekani çayına giren ve suya kapılan kişinin cansız bedeni bulundu. İlçeye bağlı Çamdibi köyünde yaşayan Mehmet Bal, dün akşam saatlerinde köyün şebeke suyunun kesilmesi üzerine tamir etmek amacıyla Loç Vadisi'ne gitti. Su borularının bulunduğu tarafa geçmek için iki arkadaşıyla Devrekani çayına giren Bal suya kapılarak gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UNKE ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bal'ın cesedi kaybolduğu yerden yaklaşık 50 metre uzakta bulundu. Bal'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal mahallede 10 gün önce başlayan zemin çökme ve kaymaları halen devam ediyor. Deprem görmüş gibi olan mahalle için Samsun Valiliği harekete geçti. Evi tahliye edilenlere kira yardımı başladı. Muslubey Mahallesi'ndeki zemindeki sıvılaşmadan kaynaklı çökme ve kaymalar sürüyor. Mahallede oluşan dev küçük ve yarıklar görenleri ürkütüyor. 10 Temmuz'da başlayan zemin çökme ve kaymaları nedeniyle yaklaşık 20 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bazıları heyelanın etkisiyle yıkıldı. Olayın yaşandığı bölgede Samsun Valiliği ve AFAD ekiplerince incelemeler yapıldı. Evleri tahliye edilenlere Samsun Valiliği kira ve maddi destek sağladı. Büyük zarar gördüklerini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım beklediklerini, gidecek yerlerinin olmadığını ve en kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı istediklerini ifade ettiler. Yetkililer geldi, valimiz geldi, kaymakamımız geldi, inşallah yardım edeceğiz dediler. Fındık vakti geldi, harmanımız olacak, fındığımız olacak, bize işçi gelecek mi? Durmadan da toprağımız çöküyor. Çöktüğü için de bir şey yapamıyoruz. Bahçemize giremiyoruz. Temizliğine giremiyoruz. Fındığımızı alıp nereye gideceğiz? Çok büyük afrat şeyden geçtik yani. Artık deprem mi oldu, toprak mı çöktü bilemiyoruz. Ama zararımız çok. Fındık zamanı geldi. Harman selmiye yerimiz yok. İşte ona bir yer ayarlı aslında ya. 19-20 hane var şu anda. Onlar da aynı bizim gibi. Herkes iyi yani. Komşularda kalıyor. Nereye kadar kalacağız ama? Kastamonu'nun daha çok sahil ilçelerinde üretilen coğrafi işaret tescilli kestane balında rekoltenin gal arısı ve iklim şartları nedeniyle bu yıl azalacağı belirtildi.
Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği'nin coğrafi işaret tescili için 2018'de yaptığı başvuru sonucunda Kastamonu kestane balı Türk Patent tarafından geçen yıl Ağustos ayında tescillendi. Kastamonu'daki 900 arıcının yaklaşık 60 bin kovanda hasadına başladığı kestane balında geçen sene yaklaşık 250 ton olan rekoltenin bu yıl 100-150 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, kestane balının üretiminin yoğun olarak Kastamonu'nun sahil kesiminde yapıldığını söyledi. Kestane balı üretimi bölgemizde yoğun olarak yapılmakta, özellikle sahil ilçelerimizde. Yaklaşık olarak 700-800 kişiyle 60 bin civarında kovanla senelik eskiden 400 bin ile 600 bin kilogram arası ya da 400 tonla 600 ton arasında diyorduk ama geçen sene bu rakam 250 tonlara, bu senede tahminimizce 100-150 tonlara kadar düşecek. Arıcılığa genç çiftçi projesi kapsamında başladığını belirten Ali Yılmaz da kent merkezi, Devrekani, Küre ve Bozkurt ilçelerinde bal üretimi yaptığını dile getirdi. Birkaç yıldır iklimsel etkenlerden dolayı zaten verimde düşüklük vardı. Bu sene daha da arttı bu. Bunun üstüne bir de gal arısı eklendi. Gal arısıyla beraber bizim kaybımız %70-80'leri buldu. Canlarım benim, kızlarım benim. Maşallah, maşallah. Yaşlı bireylerin daha sağlıklı, aktif ve huzurlu olması amacıyla 19 Mayıs Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çeşitli aktiviteler düzenlendi. Evet, yeterli. Omtel Otel'de düzenlenen etkinliğe birçok yaşlı vatandaş katıldı. Yaşlı vatandaşların hayat kalitelerini arttırmayı, daha sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri amaçlayan etkinlikte 19 Mayıs Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yaşlı vatandaşlara ısınma, tanışma, yoga, kuru üzüm egzersizi, limonunu tanı ve nefes egzersizi gibi aktiviteler yapıldı. Aktiviteler boyunca yaşlı bireyler oldukça eğlenceli vakit geçirdi. 19 Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Tersi, biz üniversite olarak Samsun'un bütün bu birimleri ile beraber işbirliğini arttırmak ve bu gibi etkinliklere yapmak istiyoruz diye konuştu. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bünyesinde yer alan ve şehrimizde bulunan bu kesim insanları burada topladık. Tabii üniversitemizin altyapısını kullanıyoruz bu etkinlikte. Onlarla fizik tedavi, yoga, pilates gibi ve aynı zamanda sosyal anlamda paylaşımlarını sağlayacak bir ortam sunmaya çalıştık. Etkinlikle ilgili bilgi veren 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Esra Erdoğan, amacımız yaşlı bireyleri doğayla birleştirmek, doğada sağlıklarını daha geliştirmek, kaslarını güçlendirmek, denge problemlerini çözmek ve yerinde aktif yaşamalarını sağlamaktır şeklinde konuştu. Bizim amacımız yaşlı bireyleri doğayla birleştirmek, doğada sağlıklarını daha da geliştirmek, kaslarını güçlendirmek, denge problemlerini çözmek ve yerinde ve sağlıklı aktif yaşlanmak amacıyla neler yapabiliriz? Onlar için daha iyi yaşlanma sürecini nasıl sağlayabiliriz? O yüzden buradayız. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, bu etkinliğin öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden bir tanesi de ülkemizdeki bütün yaşlıların huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır ifadelerini kullandı. Bu etkinliğin öncesinde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden bir tanesi de ülkemizdeki bütün yaşlıları sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak. Bu amaçla ilimizde de 7 tane huzur evimizde 450 civarında yaşlımız var. Tabii bunlar kurum bakımında olan yaşlılarımız. Kurum bakımı dışında olan yaşlılarımızla ilgili faaliyetlerimiz, politikalarımız da devam ediyor. Etkinlik aktiviteler sonrası son buldu. Evet. Buldunuz mu? Ya başkasının limonundaydın inşallah. Trabzon'da eğitim hayatını evlendikten sonra tamamlayan ve mimar olan 3 çocuk annesi Seher Tüfek. Çocukluk hayali avukatlık mesleği için çalışmaya devam ediyor. Yaşındaki Seher Tüfek, babası izin vermediği için ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. 16 yaşında evlenen 3 çocuk annesi Tüfek, özel sektörde yönetici olarak çalışan eşinin desteğiyle halk eğitim merkezinde bilgisayar, İngilizce, nakış, dikiş ve hasta bakımı gibi kurslara katılarak belge aldı. Bungalovu uygulaması yapmamızı istedi. O şekilde manzarayı göstermek için yapmıştık. Seher Tüfek, öğrencilik yıllarında okumayı çok sevdiğini, bu sevgisinin yıllar geçtikçe artarak devam ettiğini söyledi.
okumayı çok seven, sürekli kitaplarla yatıp kalkan, sabahlara kadar gazete okuyan bir çocuktum. Bu imkan elimden alındıktan sonra sürekli üzüldüm, ağladım ve dualar ettim. Babam yine de pes etmedi. Hayır dedi. Kız çocukları okumaz, evde annene bakacaksın dedi. Hastane yemekhanelerin ihalelerini aldım. Onları yaptım. Taşımalı öğrenciler ihalesi aldım. İhaleyi kaybettikten sonra yurt işini sonlandırdım. Sonra orada bir peyzaj mimar arkadaşımız vardı çalışan. Dedi ki Seher abla gel seni dedi. Ben dedi üniversite sınavına tekrar hazırlayayım. İstersen bir dene dedi. Belki dedi örgün eğitim okursun. Önce bir sınava girdim. Sonra kazandım. 2 yıllık süs bitkileri, Artvin Çorum Üniversitesi süs bitkileri. Kaydımı yaptırdım. Uzak olduğu için gidemedim. 1 yıl sonra devamsızlıktan zaten kalmıştım ve kaydımı sildirdim. Sonra tekrar üniversite sınavına girdim. Bu sefer Avrasya Üniversitesi iç mekan tasarımı tam burslu 2 yıllık kazandım. Şimdi en büyük faktör eşim. Her zaman destek oldu ve yanımda oldu. O olmasaydı ben hayallerimi ve bu iş imkanını sağlayamazdım. Düzce'de bir evin bahçesindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan kirpi ve yavruları ev sahibi tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Beyköy beldesi Beytepe mahallesindeki evinin bahçesindeki kuyudan sesler duyan Ömer Başer, gider borusunun olduğu bölgede bir kirpi ve 2 yavrusunun olduğunu gördü. Çok doğru. Ay. Yavrusu var. Yavrusu acaba değil. Ne fare mi o yoksa? Bunlar fare herhalde ha. Yok değil. Yavrusu. He? Yavruları. He. Kirpi ve yavrularını bulunduğu yerden çıkaran Başer, bahçede hayvanlar için çalı ve otlardan yuva yaptı. Korkma yavrum, korkma. Korkma, korkma. Başer, kurtardığı hayvanlara su ve yiyecek verdi. Başer, hayvanları kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çok doğru. Sevgili izleyenler, bültenimiz spor haberleriyle devam edecek. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında milli sporcular Eskipazar ilçesindeki Adrianopolis Antik Kenti'ni gezdi. 11. İşitme Engelliler Avrupa Voleybol Şampiyonası için Karabük'te bulunan İtalya, Fransa ve Bulgaristan milli takımları Eskipazar ilçesinde bulunan Adrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti. Fransız milli voleybolcu Camilla Olier, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bülent Ersöz ve Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doçent Doktor Ersin Çelikbaş ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonamızın bugün 2. boş günümüz. Boş günlerimizi şehrimizin tanıtımına,
kültürel ve doğal güzelliklerini gelen sporcu kafilelerine göstermek adına böyle planlamıştık ve de planlamamızda yaptığımız gibi tamamen uygulamaya çalışıyoruz. Bugün buraya 100'ün üzerinde sporcu kafilesi geldi. Fransa'dan gelen sporcu kafilemiz, İtalya, Bulgaristan ve diğer sporcu kafilelerimiz katılmak isteyen ve de mümkün olduğu kadar hafta başından beri, program başladığından beri ilçeleri tanıtan broşürleri dağıttık. Her seferinde okudular. İngilizce broşürler, Fransızca broşürler okudular. Bu yüzden Hadrianopolis'i görmek isteyen oldukça fazla sporcu oldu. Bu noktada mutluyuz. Zaten asıl hedefimizde, hedeflerimizden biri de buydu. Avrupa Şampiyonası'nı salonda sportif faaliyet olarak düzenledikten sonra şehrimizi spor turizmine de katkı sağlamasını planlamıştık ve de bunu da başardığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki boş günümüzde de cuma günü de Safranbolu ilçemizi gezdireceğiz. Bu şekilde bütün planlamalarımızı yaptık. Gelen kafileler de oldukça memnun. İlginç buldular. Çok şaşırdılar. Böyle Hadrianopolis gibi bir antik kentin eski pazarda olmasından onlar da ilgi duydular ve de mümkün olduğunca kendi ülkeleri içinde bol bol çekim yaptılar, paylaşımlar yaptılar. Bu şekilde ilçemizin de Eski Pazar ilçemizin de tanıtımına katkı sağladığımızı düşünüyorum. Hadrianopolis'te bu 3 milli takımı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Onlara Hadrianopolis'teki kazı alanlarını gezdirdik. Öncelikle Roma villasından başladık. Daha sonrasında 4 Nehir Kilisesi ve Roma Kalesi'ni gezdirerek gezimizi sonlandırdık. Sporcularımız gezi alanlarımızla çok ilgiliydi. Güzel sorular da sordular. Ve eski pazarda böyle bir antik kentin yer almasına da açıkçası şaşırdılar. Bizler de böyle güzide sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Bildiğiniz üzere Hadrianopolis'te kazı çalışmalarımız devam ediyor ve bu kazı çalışmaları da yapılırken de yerinde gördüler. Onlar için de farklı bir deneyim oldu. 50 kişilik bir ekiple kazı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ben burayı her daim hatırlayacağım. Ve ben ilk defa Türkiye'ye geldim bu arada. Ben sanıyordum ki hani ben sadece İstanbul'u biliyorum ve diğer illeri bilmiyordum açık konuşmak gerekirse. Buradaki insanların çok sıcakkanlı olduğunu gözlemledim. Çok sıcakkanlı insanlar, Türk insanı. Bizimle çok ilgileniyorlar. Ben mutlaka Fransa'ya döndüğümde Karabük'ü arkadaşlarıma anlatacağım. Buranın reklamını yapacağım. Ve çok fazla kişiye duyurmayı düşünüyorum. Karabük'ü anlatmayı düşünüyorum. (11. İşitme Engelliler Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final müsabakasında Türkiye Fransa'yı 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Filenin efeleri maçın ardından tribünlerle galibiyeti kutladı. İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve İşitme Engelliler Voleybol Erkek ve Kadın Milli Takımları Baş Antrenörü Osman Çakçı mücadeleyi değerlendirdi. Son bir virajdı. Son viraj hep tehlikeli olur. Çok düzgün bir şekilde açtık orayı. 3-0 net bir skorla. Grubumuza da yenmiştik zaten Fransa ama bu finale kalma maçları hep böyle biraz stresli olur. O stresi biz daha iyi hale getirdik. Fransa'yı yendik. Önümüzde ya Ukrayna ya İtalya olacak. Yani biz İtalya'nın gelmesini isteriz. İnşallah yine orada da galip geleceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bayrağımızı burada dalgalandıracağız, istiklal maçını söyleyeceğiz inşallah. Cumartesi'ye tüm Karabük halkını bekliyorum. Yine söylüyorum, yine bekliyorum. Herkes bir gelsin şurada, maç seyretsin, bizleri desteklesin. Biz de onların desteğiyle burada büyük bir ihtimal finalde çok daha güzel maçlar çıkartacağız ve şampiyon olacağız. Bütün temelimiz bu yani. Maçımız var İtalya'yla. Grubunda onlar da İtalya'yı yendi ama yine söylediğim gibi gerçekten stresli maç. Alan finale kalıyor.
Biz erkekler olarak başardık. Bayanlar da muhakkak ki başaracak diye benim güvencim sonsuz. Onlar da maçı saat 4'te. İnşallah seyirci saat 4'te burayı doldurur. Güzel bir maç izleriz. Sonucunda sevinen taraf biz oluruz. Ve kız ve erkek final adımızı yazdırmış oluruz. Karabük bizim için baştan beri söylüyoruz bir uğur şehri oldu aslında. Bunu voleybolun Avrupa şampiyonasıyla finale kalarak, hatta inşallah finalde de şampiyon olarak bir kez daha tesirlemiş olacağız. İlimiz, tesislerimiz, il bürokrasimiz, altını çizmek isterim. Yani özellikle söylemek isterim. Yönetim kurulu üyemiz Bülent Bey, il müdürümüz, spor il müdürümüz Coşkun Bey. Bunların organizasyon kabiliyeti faaliyetin içerisine hem zamanlarını hem de gönüllerini koyarak vermiş olduğu emeklerin neticesinde inşallah finalde şampiyon olacağız. Bu ilk açılış konuşmamda da söylemiştim. Karabük ili için bir başlangıç olacak. İnşallah bundan sonra Karabük'e başka branşların olsun, federasyonların olsun, uluslararası faaliyetlerinin geleceği bir ön adım olmuş olacak. Bu manada ben bize destek olan size ve BRT TV'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizim sloganımız, sesimiz spor olsun, tüm dünya bizi duysun. Dolayısıyla buradan tekrar ediyorum ve size bir kez daha teşekkür ediyorum. Yıldız Erkek Boks Milli Takımı Romanya'da düzenlenecek ve 13 siklette mücadele vereceği Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı hedefliyor. Ay Yıldızlı ekip baş antrenör Cahit Himoğlu ile antrenörler Muhammed Ali Keskin, Fırat Aras ve Naci Oral gözetiminde Türkiye Boks Federasyonu'nun Kadıdağ Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen hazırlıkların ardından 13 sporcuyla Romanya'ya hareket etti. Baş antrenör Himoğlu uzun bir aradan sonra geçen yıl Avrupa'dan altın madalya ile döndüklerini söyledi. İtalya'nın Montalcino kentinde 12 boksörle katılmıştık. 8 seneden sonra bir altın, 2 bronz madalya aldık. Onun gururunu yaşadık. İstiklal Marşı'nı okuttuk. Vatanımıza, milletimize Boks Federasyonu Başkanımız yüzyıcı hediyemiz olsun. Milli boksör Baran Dinç, kamp döneminin çok iyi geçtiğini vurguladı. Daha güzel bir derece, güzel bir şampiyonluk ile Avrupa'ya gidip güzel bir madalya ülkemi temsil edeceğim ve buna söz verebiliyorum. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport, Samsun Spor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Samsun ekibi günü çift idmanla tamamladı. Takım abi hangisiydi? Osman. Daha çok taktiğe geçtiler. Burada çok görüntü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu koordinesinde çıktığı sabah antrenmanında kuvvet ve taktik çalışması yapan Kırmızı Beyazlılar, akşam antrenmanında ise kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Samsun Spor yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Samsun Spor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada kampların çok verimli geçtiğini belirtti. Kamplarımız çok verimli geçiyor. Geçen seneyi şampiyonlukla tamamladığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubunda, hocalarımızla, ekipte, bütün Samsun Spor camiasında müthiş bir mutluluk var. Bunun bilincindeyiz. Burada kalıcı olmak istiyoruz Süper Lig'de. Çünkü çok büyük bir camiayız. Burada burayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah güzel hazırlanıp sezonu iyi başlayacağız. Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un Bolu kampı başladı. İstanbul ekibi 2. etap kamp çalışması için Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampa girdi. Öğle saatlerinde kamp yapacağı otele gelen takım, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana serbest çalışmayla başlayan Eyüpsporlu futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Tamamladım. Tempoyla döndüm. Yürüdük buraya geldim.
Haydi bakalım. Antrenman, kondisyon ve istasyon çalışmasıyla sona erdi. Eyüp Spor yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için 2021'de Avrupa Şampiyonası'na katılamayan yıldız milli boksör Emel Okay bu kez şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Üst miniklerde 2020'de Türkiye şampiyonu olan Emel Okay milli takım kadrosuna seçildi. Kampın son gününde yapılan testte koronavirüse yakalandığı anlaşılan genç boksör Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Bu yıl yıldızlar kategorisinde tekrar Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Emel, Romanya'da 19-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmayı hedefliyor. Emel Okay, Mersin'de 5,5 yıldır boks sporu yaptığı söyledi. 5,5 yıldır boks yapıyorum. Bu benim 3. Türkiye şampiyonam. Üst miniklerde 2 kere Türkiye şampiyonu oldum 38 kilo ve 46 kiloda. Kampa çağırdılar, kampa geldim, Covid oldum. Avrupa şampiyonasına kısmet olmadı. Yıldız kadın, boks milli takım baş antrenörü Ahmet Çınar ise Emel'in başarılı bir sporcu olduğunu vurgulayarak pandemi döneminde Covid-19 olduğu için gidemedi. Şimdi o şanslıkları yenecek ve şampiyon olacak. Emel'in Avrupa'da bütün rakiplerini yere sereceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Emel Okay başarılı bir sporcumuz. Son 3 yılın Türkiye şampiyonu boksörümüz. Kızımız pandemide Covid'den dolayı müsabakalara katılamamıştı Avrupa'ya. Covid'i pozitif çıkmıştı. Allah'ın izniyle şimdi o şanssızlıkları yenecek ve şampiyon olacak. Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı. Fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Batı Karadeniz'in tek Türksat Uydu kanalı ve Anadolu'nun ekranı BRTV stüdyolarında haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültenimizi izlediniz. Şimdi sizleri BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın Karabük'te Yeni Dönem başlıklı makalesini sesli ve görsel efektlerle ekranlarınıza getiriyoruz. İyi seyirler dileriz. Sevgili dostlar, bir süredir göz tedavimiz nedeniyle yazılarımıza ara vermek zorunda kaldık. Tedavimiz halen devam ediyor. TV programlarımıza bir şekilde devam ediyoruz ama yazmadan da olmuyor. Karabük'ün dününden, bugününden ve yarınlar ile ilgili hayallerimizi paylaşmak için yazıyorum. Bizim gazeteciliğe başladığımız 1980'li yıllarda Karabük, Zonguldak ilimize bağlı bir ilçeydi. İl olma hayallerimiz vardı. Uzun yıllar Karabük il olma hayaliyle yaşadı. İktidarı, muhalefeti, bürokratı, iş insanı, esnafı, ev hanımı, genci, yaşlısı her Karabüklü il olmayı çok arzu ediyordu. Karabüklüler olarak bu hayalimize, hedefimize 6 Haziran 1995 tarihinde ülkemizin 78. ili olarak kavuştuk. İl olma sürecinin yaşandığı yıllarda Karabük çok büyük sıkıntılardan geçti. 1989 yılında yaşanan 137 günlük demir-çelik grevi ardından Kardemir'in zarar ediyor olması gerekçesiyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması Karabük'te insanları birbiriyle çok yaklaştırdı, kenetledi. Karabük'ün zor günlerinde Karabüklülük ruhu, Karabüklülük bilinci hat safhaya ulaştı. 1995 yılında il olan Karabük'te İlk valimiz Cemal Ayman ile birlikte Cumhuriyet Kenti Karabük bilinciyle ciddi çalışmalar başladı. 2000'li yılların başlarında Kardemir büyük sıkıntılara girdiğinde Karabük halkı birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini verdi.
2002'de tek başına iktidara gelen AK Parti hükümetleri döneminde Kardemir'de yaşanan ciddi iyileştirmeler ve buna paralel olarak Karabük'ün çevresindeki yolların yapılması, ilimizin doğal gaza kavuşması, Karabük Üniversitemizin o dönemin rektörü rahmetli Burhanettin Uysal döneminde adeta şaha kalkması, özel demir-çelik sektöründeki ciddi yatırımlar, organize sanayi bölgesindeki doluluk oranının artması ve tamamen dolması gibi etkenler ile Karabük 2003 yılından itibaren yaklaşık 10-15 yıl çok ciddi yatırımlar aldı, ciddi gelişmeler elde etti. O dönemde Zonguldak, Bartın, Kastamonu gibi çevre iller Karabük'e hep gıpta ile baktılar. Ancak son birkaç yıldan bu yana maalesef Karabük ciddi bir durgunluk dönemine girdi. Siyasi ve idari yönetimdeki bir takım zafiyetler nedeniyle Karabük'te hem ilçe olduğumuz dönemleri hem de 2003 yılından sonraki o müthiş yatırımların kazanıldığı dönemi mumla arar hale geldik. Özellikle son 5 yılda Karabük'ün tadı tuzu tamamen kaçtı. Eski köye yeni adetler deyiminde olduğu gibi şehire tuhaf tuhaf adetler geldi. 3 Nisan gibi çok önemli bir tarihte şehir protokolünün bir araya geldiği iftar yemeğinden Karabük basını dışlandı. Yaptığımız yayınlar duymazdan, görmezden gelindi. Birçok örnek var ama bir tanesini verelim. Esentepe ile dere evlerin kesiştiği valilik lojmanlarının hemen alt kısmında, eski dere yatağının tam içine Karabük ilinin Tapu Kadastro binası yapılmaya çalışılıyor. Yıllardır buraya bu bina olmaz diyoruz. Kimseden bir açıklama yok, çıt yok. Allah aşkına gidip bir bakın, o temel ne halde? Kurbağalar dolmuş. Baktığınızda kurbağa dışkıları hemen gözünüze çarpıyor. Ne açıklama yapan var ne de utanan. Karabük'ün ilçe olduğu yıllarda ve il olduktan sonraki süreçte Karabük'ümüze cumhurbaşkanları gelir, başbakanlar gelir. Biz basın mensupları rahatlıkla gelen cumhurbaşkanları, başbakanları ile yakın diyalog içinde olur, sorularımızı özgürce sorabilirdik. Son yıllarda bırakın cumhurbaşkanını, bir bakan, bakan yardımcısı hatta genel müdür düzeyinde konuklar geldiğinde Karabük basını yok sayılmaya başlandı. Karabük basını Karabük protokolünden ve cemiyet yaşamından planlı ve bilinçli olarak koparılmaya çalışıldı. Halbuki Karabük ilçe iken de il olduktan sonra da Karabük'te hep güçlü bir basın vardır. Batı Karadeniz bölgesindeki tüm iller Karabük merkezden yayın yapan uydu kanalı BRTV'ye gıpta ile bakarken Karabük'te bir takım ilgililer başta BRTV olmak üzere Karabük basınını yok saymayı tercih etti. Ancak Karabük'te artık yeni bir döneme girdik. İki iktidar, bir muhalefet milletvekilimiz var. AK Parti'den Cem Şahin ile Ali Keskin Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cevdet Akay. Üçü de son derece donanımlı, son derece dinamik. İdari olarak yakında bir değişim bekliyoruz. Karabük halkının çok önemsediği, yıllarca hayalini kurduğu Karabük Üniversitemizde yeni bir rektör ataması olacak. İçtenlikle inanıyorum ki yeni milletvekillerimiz, yeni valimiz, yeni rektörümüz Karabük'te önümüzdeki dönemde nerede kalmıştık dercesine bu kenti yeniden ayağa kaldıracaktır. Karabük basını olarak biz de ilçe olduğumuz dönemlerdeki gibi birlik ve beraberlik içinde Karabük'ün siyasi ve idari yöneticileriyle birlikte Cumhuriyet kenti Karabük'ün çok daha ileriye gitmesi için elimizden geleni elbette yapacağız.